Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Anadolu yakasının güzel ilçelerinden birisi olan Maltepe'de yapıyoruz. Seçmenlerimize yapılacak ilk genel seçimde Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa ne olur diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa ne olur? Süper olur. Süper olur. Hayır. Tayyip Erdoğan kazanacak. Kimse kazanmayacak. Cumhur İttifakı kazanacak diyorsunuz. Kimse kazanmayacak. Erdoğan kazanacak. Abi gelsene konuş. Neden? Erdoğan kazanacak diyorum. Erdoğan. Bence çok iyi olur. Ama iyi mi olur? İyi olur tabii. Şimdi iyi olur. Niye yani? İyi. Vallahi daha iyiye gider diyorum. Daha iyiye gider. Daha iyi. AK Parti kaybeder, CHP kazanırsa ne olur? Daha doğrusu Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa. Vallahi ben... İyi mi olur, kötü mü olur? Dışarıdaki bir zaman olur. Şey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakılırsa verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Nereden biliyorsunuz tutulmadığını? Bunları şeyde duydum ben. Avrupa'da söylüyorlar, televizyonlarda falan anlatıyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu dedi ki çocuklu annelere ücretsiz seyahat, 158 bin tane seyahat ediyor. Sosyal kadrona süt dedi, süt veriyor. Burs dedi, veriyor. Veriyor mu yani? Veriyor. Tamam. O zaman şunu diyeyim. Verilen sözlerin hepsini yerine getirirse belki Cumhuriyet Halk Parti'ye niyetim var. Vallahi şu ankinden çok daha güzel bir Türkiye olacağı kesin. Yani şu an ben günde 12, en az 12 saat çalışıyorum. 12-13 saat. Yani aldığım para belli. Ortam belli. Yani piyasadaki artış belli. Emeklerinizin karşını alamıyorsunuz. Tabii ki alamıyoruz ya. Kimse alamıyor. Aldığımız karşılığı neye vereceğiz? Kiraya mı vereceğiz? Elektriğe mi vereceğiz? Suya mı vereceğiz? Pahalı mı hayat? Aşırı pahalı. Böyle bir şey yok zaten. Ayın yani 31 Aralık'ta minibüse ben 3 lira veriyordum. Şu an 1 Ocak itibariyle 4,5 TL oldu. %50 arttı. Marmaray arttı. Benim gelirim %50 arttı mı? Artmadı. Benim gelirim. Asgari ücret arttı %50. Asgari ücret arttı. Evet ama ben 12 saat çalışıyorum. Asgari ücretin karşılığı 8 saat. Her şey arttı. Vallahi yok, inşallah kazanmaz. Allah'ın sayesinden kurban olduğum Allah. Peki efendim. Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? İyi olur. Onu bak bilemeyeceğim, o kadar değil. Yani AK Parti kaybeder, CHP kazanırsa demek istiyoruz. Ha. İyi olur, kötü mü olur? Vallahi yani Akşener'e de bu tarafa, Millet İttifakı'nda, öbürü Cumhur'da. Akşener İttifakı kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? İyi olur tabii, şey kazanırsa. Meral Akşener tabii iyi olur, anlamadım. Yani AK Parti kaybeder, CHP'nin İttifakı kazanırsa? Yani yönetime bağlı. Nasıl yöneteceklerine bağlı? Tabii ki de nasıl yöneteceklerine bağlı. Tamam. Cumhur İttifakı. Ya Allah şu Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Hiçbir zaman kaybetmeyecek Allah'ın izniyle. Nereden biliyorsunuz? Bileceksiniz. Hem Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? Onu da bilemezsin ki, denilmemiş bir şey yani. Nereden bileceksin? Son soru. Denilmemiş bir şey. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Birincisi, öncelikle insanlar bu kadar gelen, peş peşe gelen zamlardan sonra biraz rahatlar. Öncelikle ben buna inanıyorum. Yapacaklarına da inanıyorum. İkinci. Nasıl iyi olur? Tabii. Ekonomi her türlü güzel olacaktır. Ben buna güveniyorum. İkincisi, zaten ekonomiyi bitirdiler. Ülke şu anda çok büyük çöküşte. Değişim olsa daha iyi olur diyorsun. Tabii. Değişim olması her zaman iyidir. Değişim çünkü bir ülkede bir devrim gibidir. Hanım, her zaman iyidir. Ya o veya bu değil de gerçekten şu vatanımızı kim daha güzel idare edebilecekse o gelsin. İyi parti bir şey. Vallahi artık kimse iyi diyemiyoruz ki. Fikriniz yok. Yani AK Parti'nin ittifakı kaybeder, CHP'nin ittifakı kazanırsa? CHP kazanırsa iyi olur her şekilde. Her zaman değişiklik iyidir. Radikal kararlar iyidir. Bir şekilde. Kötü olur. Kötü olur. Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? Yani AK Parti ittifakı kaybeder, CHP'nin kazanırsa? İyi olur. İyi olur. İyi olur diye düşünüyoruz. Tamam. Yani AK Parti'nin ittifakı kaybeder, CHP'nin ittifakı, İYİ Parti'nin ittifakı kazanırsa? Yani şu anda böyle bir değişim gerekiyor, evet. Böyle ama bir değişim lazım. Tabii ki faydalı. Çünkü artık 20 yıl süresini doldurmuş durumda. Yani her şimdi iktidarda böyle bir şey olabilir. Bir kan değişikliği her zaman için halkımıza, ulusumuza faydalı olur. Her zaman için. 20 değil yani, 5 yılda bile icraatları tamamlansaydı keşke, değişiklik olsaydı. Başkaları yapamasaydı tekrar o tek gelebilir yani, bu demokrasileri seçimlerle. Tabii ki, aynen. Çok teşekkür ederim. Benim son sorum.
Şöyle söyleyeyim, benim... Gelin, hepiniz katılabilirsiniz. Buyurun, beraber yapalım. Gelin buyurun. Gelin ya, buyurun. Tek tek yapalım. Tamam, siz bilirsiniz. Ya benim için şöyle söyleyeyim. Şu anki mevcutta olan hükümetin yaptığı zaten 20 senedir ortada. Her şeyi daha beter etmekten öteye bir şey gitmedi. 20 yılın sonucunda gördüğümüz bu. Teşekkür edip gönderelim diyorsun. Tabii ki de. Cumhur İttifakı kazansın. Tabii. Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? Bence ne bileyim abi, şimdi kötüye gider. Kötüye gider. O zaman kötü olur. Nereden biliyorsunuz? Çünkü doğuyor yani. İnsan içine doğuyor. İçine doğdu mu? İçimize doğuyor. Tamam. O biraz şüpheli. Şüpheli mi? Evet. Her halükarda iyi olur. Her halükarda iyi olur. Evet. Vallahi. İyi olur, kötü mü olur? Valla Cumhur İttifakı AK Parti'ninki, Millet CHP'ninki. Kazanırsa Millet iyi mi olur, Allah millet sabırlar verir. Yok, Millet İttifakı kazanırsa. Kazanırsa iyi olur i̇yi diye olur düşünüyorum. Tamam. Yani taze bir kan gelmiş olur en azından. Son, AK Parti kaybeder, CHP kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? Kötü olur. Kötü mü olur? Yani AK Parti bu. Hadi soralım size de. Peki Ekrem, affedersiniz. Şu andaki CHP'nin başındaki partiyi adı biliyorsunuz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Onun önceki yaptıklarını biliyorsunuz. Şey dolandırdı. O SSK'yı dolandırdı. SSK'yı. Evet. Tamam. Kim iyi işler yapacaktı? Onlar gelsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bu memlekete bir çivi çakacak. Halk ne derse o diyorsunuz. O kadar. Seçme. Sandık neresi o? Sandık neresi o? Çok hiç güzel. Demokrasinin gereği yok. Onu bilmiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu kazanırsa güzel olur. Peki Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Şöyle söyleyeyim, Cumhur İttifakı kaybederse millet, yani zaten iki ittifak var, iki bileşen var. Birisi kaybedip birisi kazanır nihayetinde. Ama Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi durumunda Millet İttifakı'nın da çok rahat böyle eli kolu geniş bir şekilde hemen her şey hükmedebileceğini düşünmüyorum. Hem o anlamda yok, hem de şimdi bakın muhalif olduğu zaman insanlar böyle farklı bir heyecan içeride oluyor. O kadar heyecanlanıyoruz ki gerçeklerimizi unutuyoruz. Şimdi Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak, MHP'yi bir tarafa tutalım, bir AK Parti'den bahsediyoruz. 20 yıllık bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şu anda bu hükümet değiştiği zaman da mevcut gelen hükümet, hükümetin en kötü 2 sene, 3 sene kendi adamlarıyla devam etmek zorunda. Kadroları var çünkü, yani her kesimde AK Parti'nin kadrosu var şu anda. O kadar hemen sindirilebilecek bir güç karşımızda yok. Ama ne var? Mevcut durumda şu anda tabloyu kim iyi çevirecekse, yani bu ülke için kim iyi bir şey yapacaksa ve bizim... Millet İttifakı'nda umudunuz yok mu efendim? Millet İttifakı'nda şöyle umudum var. Elbette kazanabilir. Sonuçta bir seçim olacak. Çok oy alan kazanacak. Yani buna evet, kimse müdahale edemez. Ama Millet İttifakı'nın kendi içerisindeki ittifaklarında benim şüphem var. Çünkü bir araya gelme durumları çok az. Yani çünkü İyi Parti ile HDP'yi siz bir kefeye koyamazsınız. Çünkü çok farklı zıt anlayışlar. Ama içimizde olmasın diyorlar. Fotoğraf vermesin. Öyle de olmuyor işte. Yönetimde olmadığı zaman da dışarıda oyun, yani nereye kadar? Yani düşünebiliyor musunuz? O da kabul etmiyor zaten. Ya ben olmayın diyor. Ya olmak ya da olmamak gibi bir şey oluyor. Ama CHP'nin bence en büyük sorunu, Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir insandır. Bakın iyi biliyorum bunu. Ama ben şahsen düşünüyorum, neden 11 seçimde ısrar ediyor ki? Yani koca CHP'de yok mu ekstra, yani bunun yerine geçebilecek, daha böyle insanları heyecanlandıracak, bakın ben geldim bir şeyler yapacağım diyecek kimse yok mu? Neden 11 seçim? Siz hem Erdoğan'a eleştireceksiniz, 20 yıldır sen buradasın diyeceksiniz, hem de 11 seçim kaybedip İsterim ona kazanmış, sen kaybetmişsin. O hepsini kayıp, yani kazanmış, sen hep kaybetmişsin ve diyeceksin ki ya sen işte diktatörsün. Ya adam diktatör de olsa, örnek 20 yıldır gitmiş seçimde sandık. Ama diyor ki artık büyük şehirlere, biz 11 tane büyük şehir kazandık, dolayısıyla o 11 tane seçim bir kenara bırakın, artık kazanacak durumdayız diyor. Bakın nasıl kazandınız? Şimdi kazandınız da nasıl kazandınız? Bu çok önemli. Neye göre kazandınız? Kimin oyuyla kazandınız? Bileşenleriniz nedir? Yani tabii mesela diyelim CHP dışarıdan destek verdi. İşte CHP, İyi Parti, Demokratik Saadet Partisi kazandı. Siz inanıyor musunuz ki yerel seçimlerdeki zihniyet ile mevcut genel merkezi hükümetin seçimlerinin zihniyet aynı oldu? HDP'nin eş genel başkanı dedi ki biz ilkelere önem veriyoruz. Yani bizim istediğimiz birisi cumhurbaşkanı aday olsa parlamentoda kendi oyumuzu kendimize vereceğiz. İstediğimiz bir kişi cumhurbaşkanı, biz de oy veririz dedi. Tamam, oy verir vermez ben bir şey demiyorum ama yerel seçim, bence Millet İttifakı'nın en büyük hatası şu olur. Yerel seçimle genel seçim birbirine karıştırırsa
yine kaybedecektir. O çok büyük bir şok etkisi olur. Yerel seçim çok bambaşka bir şeydi. Gerçekten belediyelerdeki aksaklıklardan dolayı insanlar tercihlerini hızlı bir şekilde değiştirebilir. Ama genel seçim çok farklı bir şey, bambaşka bir şey. Cumhur İttifakı'nda gerçekten yani iyice dikkate almalarını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten karşılarında ülkenin bütün imkanları elinde olan bir güç var. Ve onlar da sadece sandığa güveniyorlar ki öyle olmak zorunda. Yani gelişmiş İstanbul'da da vardı. Bir günde 8 tane miting yapmasına rağmen halk oy vermedi, kaybetti. Yani bakın halkın zaten halk belirleyici oluyor. Eğer bir sandığa inanıyorsak, demokrasiye inanıyorsak halk belirleyici oluyor. Ama yani imkanlar var diye ilelebet olacak diye bir şey yok. CHP'de bir zamanlar vardı. Elle de Menderes geldi, kazandı. Bakın, yani bir yerde tak etti mi? Tamam, işte orası öyle ama en kötü senaryoda düşünmek lazım. Bakın şu anda diğer seçim, biz 2018'e gidelim. Ne altında seçim yaptık hepiniz biliyorsunuz yani. Olağanüstü halin içerisinde seçimler oldu ya. Karamsar olduğundan sonra Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Yani AK Parti kaybeder, CHP kazanır. Kötü olur. Öyle mi düşünüyorsun? Kötü olur. Tamam. Yani AK Parti kaybeder, CHP kazanırsa diğer ifadesiyle. Her şey çok güzel olur. İyi olur millete kazanırsa. Evet. Tamam. Vallahi bilmem onu bilmem ama. Sana şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı zaten kazanma şansı yok. Millet İttifakı da kazanırsa çok güzel bir rahatlama olacak bu ülkede. Ülkemiz daha iyi olur. Ekonomimiz düzelir. Bunlar yeter ki başımızdan gitsin. Daha iyi olur. Olur. Millet iyi olur diyorum ben. İyi olur. Bu düzen değişmesi lazım. İyi olur. Değişim şart. İyi olur. Tabii canım. Değişim. Yani yine gönlüm CHP'den yanadır. Bir değişim olur diyorsunuz. Yani bir ihtimal. Bir ihtimal. Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Tamam. İstanbul seçimi İmamoğlu kazandı. Daha halen acısını çıkaramamışlar. Oraya geleceğim. Hepsi aynı birbirine benzer, değişmiş bir şey. Vallahi Allah bilir, iyi olmaz. İyi olmaz. Bilemeyeceğim. Kötü olur herhalde. Ben şimdi neden falan diyemeyeceğim çünkü burada yaşamıyorum. Tamam. Güzel olur. Güzel. O yanlış yaptı, onu da alırım ben. Yanlış yaparsa tabii. Kim yanlış yaparsa ben onu alırım. 5 sene sonra gelir. Benim babamın oğlu değil ki. Babam yanlış yapıyor. O niye yapıyor? Doğru. Yapmıyor mu? Yanlış yapan gönderir. Cumhur İttifakı kaybeder, Millet İttifakı kazanırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bence iyi olur yani. İyi olur. Hepsi gitsin. CHP bugüne kadar çivi çakmadı, çakmaz da. Cumhuriyeti kurdu CHP. Neyse, teşekkür ederim. Peki AK Parti kaybeder, CHP kazanırsa iyi mi olur, kötü mü olur? Bilmiyorum abi yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.